Alo. Alo Merve. Ya yine ben Nazmi. Nazmi, Serhat'ı buldunuz mu? Ya çok isterdik de bulamadık. Ne diyeceğim, vatandayız biz. Gözaltına aldılar bizi. Gözaltına mı? Neden? Ya uzun hikaye, boş ver sen onu da. Buraya gelebilir misin? Bize bir avukat lazım. Serhat'cığım. Nasılsın bugün? Ben var ya, inanılmaz derecede kendimi iyi hissediyorum, biliyor musun? Ya kusura bakma, dün televizyonu kapatmak zorunda kaldım da. Malum karı koca, o kadar mahremiyetimiz olsun değil mi? Herkesle paylaşamayacağımız bazı sportif aktiviteler gerçekleştirdiğinde disk fırlatma, sırıkla atlama falan filan. Senin izlediğini bilirken konsantre olamazdım yani. Bana bak, ne oldu sana bugün? Ha? Bir suskunsun sen. Anladım, Rusyalı elektriği fazla kaçırdı galiba. Ama var ya, sen var ya, ben seni bilirim. Sen rahat durmuyorsundur. Alıyorum haberlerini senin. Ha? Çaresizlikten olabilir mi acaba? Hep merak etmişimdir, biliyor musun? Bir insan acaba kendi yaşamına, kendi elleriyle nasıl son verir? Ha? Sen mesela şu anda o noktaya geldiğini hissetmiyor musun? Bütün bunların hepsine bir son vermek istemiyor musun yani? Deneyelim mi? İster misin? Bak ulan var ya. Kıyağımı görüyorsun. Gene kıyamadım, sana verdim tabancanı. Hadi iyisin. Al onu şimdi. Daya kafana. Sık. İstemez misin geberip gitme? Bütün bu eziyete bir nokta koymak istemez misin? Yani insanlar benimle alay eder falan diye düşünüyorsan hiç öyle düşünme. Ya intihar eden insanla kim alay eder ya? He? Hadi ulan Serhat, bitir şu işi. Ulan gerçekten mi lan? He? Gerçekten. Sana içi dolu bir tabanca vereceğimi mi düşündün? He? Yanlış anlama, bu cam kurşun geçirmez de sen benim senin ölmene izin vereceğimi nereden çıkardın? Ben onu çözemedim gerizekalı. Yapıyorsun lan, dur. Yapmayacaksın lan. Doktor gönderin buraya hemen. Gerizekalı seni. Ulan ben izin vermedikçe ölmeyeceksin lan. Koşun!